Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Senegal'de ikinci günümüz. Biz hala evimize geçemedik tabii ki ama ev bulduk gibi, yani muhtemelen hafta içerisinde yerleşiriz. Bugün Furkan'la birlikte biraz dolaşmaya gideceğiz. Bazı tarihi yerleri varmış buranın. Oralara dolanmaya gideceğiz. Furkan da geliyor şimdi. O da taksi ayarlamaya çalışıyor aslında. Böyle bir uygulama var. Buranın bir uygulaması var. Uber gibi. O uygulamayla Yango mu ismi? Yango, evet. Yango isimli bir uygulama var. O uygulamayla taksi çağırmaya çalışıyoruz. Yalnız şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Burada onay kısmına geldiğinizde telefon veriyor. Şoförün telefonunu veriyor. Ama İngilizce bilmiyor şoförlerin birçoğu. Yani evet. Türkiye'deki gibiler. Burada da sadece ya yerel dili ya da Fransızcayı biliyorlar. Demin de biri aradı fakat İngilizce bilmediğini söyledi. O yüzden iptal etmek zorunda kaldım. Birkaç noktaya uğrayacağız çünkü. Artık aşağıda bu otelin girişinde İngilizce bilen bir kadın var. Ondan rica edeceğim. O bizim için taksi çağıracak, evet. Ve sonra maceramız başlayacak. Biz şimdi bir aşağı inelim. Daha sonra yine çekim yapacağız tabii ki. Görüşmek üzere. Evet, şimdi aşağıya inip housekeeping'den yardım istedik. Daha doğrusu orada İngilizce bilen kadın yoktu ama Sıvay dili konuşan bir adam vardı. Bizim İngilizcemizden de anlamıyordu. Bir şekilde işaretle anlaştık. Ve bizim için taksi çağırdı. Şimdi gidiyoruz gideceğimiz yere kadar. Divinity Camii var burada. Evet, bir de neydi? Cornish sahili diye bir yer var. Bir de Afrika Rönesansı heykeli var. Evet. Yani turistik bir yere gidiyoruz. O genel itibariyle şehir merkezinde gezeceğiz, gezebiliriz. Evet. Size de buradan görüntüler paylaşacağım. Do you know Demba Ba? This football player. Demba Ba. Do you know it? Do you know him? Demba Ba. Yes. Demba Ba. Yes, Premier League football player. Do you know? Demba Ba. Yes. Sure. Yes. Senegal football player. Oui, oui. Yeah. Oui. I know Demba Ba. Oui. From Beşiktaş in Istanbul club. Ah bon. Yes, Demba Ba. Musa Sov. Musa Sov. Oui. Yes. Evet, şimdi dikkatle çekmeye devam ediyoruz. Sizlere görüntü sağlamaya çalışıyoruz. Türkçe kelimeleri tercih ediyor Hatice. Gerçi adam İngilizce bilmiyor, Fransızca da bilmiyor. Fakat işte bazı kelimeler var ya, video vesaire gibi şeyler, onlardan rahatsız oluyorlar. O yüzden tercih etmemeye çalışıyoruz. Anlaşılmasın video çektiğimiz diye. O yüzden de görüntü için kusura bakmayın. Şehrin merkezine doğru ilerliyoruz. Biraz burada video çekmek de zor. Evet. Bir de hem hırsızlık anlamında kötü şeyler yaşanmasından dolayı hem de rahatsız oluyorlar. Biz de onların rahatsız olabileceğini göz önünde bulundurarak bize söyleneni yapıyoruz ve video, fotoğraf vesaire çekmiyoruz onları. O şekilde arkadaşlar. Bakalım bizi yolculukta neler bekliyor olacak. İlk defa Afrika tipi bir camiye gideceğiz. Burada kubbe yok, daha farklı bir yapıda oluyor. Bayağı sallanıyor yalnız yol bozulduğu için. Ardından da işte Afrika Rönesansı'na gideceğiz. Korniş'e gideceğiz. Bakalım daha önce bu videolarda, fotoğraflarda gördük ama şimdi nasıl olacak göreceğiz hep birlikte. Evet, şu an Divinity Camii'ne ulaşmış bulunuyoruz arkadaşlar. Sizlere de daha iyi çekimler yapmak için uğraşıyoruz ama çekebildiğimiz kadar çekeceğiz. Birimiz çekerken diğeri gözcülük yapıyor. İstersen sen konuş, ben gözcülük yapmaya devam edeyim. Buyur. Ya burada biraz tedirgin oluyoruz açıkçası çünkü çeşitli çalıntı mevzuları vesaire de oluyormuş. Böyle telefonu kapkaç tarzında. Evet. O yüzden dikkatli çekmeye çalışıyoruz. Şöyle hemen şu tarafları da gösterelim. Evet, ardından caminin içine de gireceğiz. Bu caminin alanı arkadaşlar. Biz hemen şu taraftan giriş yaptık taksiyle. Evet. Böyle geldik, bu tarafta indik. Bu şekilde hemen şöyle de geçelim. Eğer gelirseniz size de tavsiyemiz aslında uygulama üstünden taksi çağırmanız olacak, evet arkadaşlar. Daha ucuza geldi çünkü. Aynen öyle, aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hem İslam hem de Afrika mimarisine sahip bir cami. Hemen de Atlantik'in kenarında, aynen, muhteşem bir manzarası şöyle var. İçeriye de girersek daha iyi olacak gibi duruyor. Evet. Bir de burada şöyle bir özellik var arkadaşlar. Biliyorsunuz genelde Türkiye'de güneye doğru namaz kılıyoruz. Ama burada doğuya doğru namaz kılınıyor. O da çok garip gelmişti, evet, bana. Tabii Batı Afrika'da olduğumuz için doğuya doğru kılıyoruz. Önündeyiz tam arkadaşlar. Bunlar eskiden bir balıkçı kasabası iken şu an bir başkent olmuş aslında. Yaklaşık 3 milyona yakın nüfusu var. Bu arkada gördüğünüz kakalar, tekneler hep ön tarafta zaten balıkçılık yapılıyor. Balıkçılara ait. İnsanlar burada geçimini sağlayıp daha sonra şu taraflarda da bir pazar varmış sanırım. O pazarda da satışlarını yapıyorlarmış. Şimdi yavaş yavaş o taraflara da gitmeye çalışırsak güzel olur. Arkadaşlar burada videonun orijinal ses kaydını kullanamadığım için üzgünüm, fakat tişörtümden de anladığınız üzere çok fazla rüzgar vardı ve sesim size ulaşamıyordu. Dolayısıyla böyle bir yöntem tercih ettim. Umarım söylemek istediklerimi aktarabilirim. Evet, size camiye girdikten sonra yaşadıklarımızdan bahsetmek istiyorum. Hemen bu caminin önünde Musa isimli biriyle konuştuk. Musa, Senegal'de şu ana dek rastladığımız ender İngilizce konuşanlardan birisiydi. Kendisiyle hem Senegal tarihi üzerine hem de caminin tarihi üzerine biraz konuştuk. Senegal'in geçirmiş olduğu Fransız sömürge döneminden biraz bahsetti. Ayrıca caminin yapılış sürecini ilk defa 1973'te bir beyefendinin onu rüyasında gördüğünü, yani bu camiyi inşa etme fikrini rüyasında gördüğünü, Atlas Okyanusu'nun hemen kenarında bir cami inşa etmek istediğini, fakat bu projeyi ancak bir başka kimsenin 1997 yılında tamamlayabildiğinden bahsetti. Cami dediğim gibi Atlas Okyanusu'nun hemen kenarında ve balıkçılık yapılan bir yerde. Burada hem balıkçılık hem surf hem dalış yapılmakta ve çok büyük balıklar avlanmakta. Biz de bazı balıkları inceledik. Gerçekten okyanusa özgü balıklarda daha önce Marmara Denizi'nde ya da Beylikdüzü Gürpınar'daki balıkçı haline görmediğiniz enteresan balıklardı diyebilirim. Onun dışında arkadaşlar Divinity Camii'nden biraz bahsedelim size. Kubbe formatında değil demiştim. Bu düz formatta yapılmış, Afrika tarzında yapılmış. Yeşil beyaz tonlar, renkler hakim. Küçük bir cami, çok büyük bir cami değil. Zaten balıkçılar için de inşa edilmiş. İçeride namaz kılan birkaç balıkçı bey vardı. Kendileriyle de selamlaştık. Güzel bir yerdi, enteresan bir yerdi. Şimdi biz caminin ön tarafına geldik. Aslında üst caddesine geldik. Burası da Korniş yolu diye geçiyor. Bütün sahil boyunca hem sağda hem solda Korniş yolu olarak geçmekte bu taraf. Gördüğünüz gibi arkada da Atlas Okyanusu bizi karşılıyor. Gerçekten manzara çok güzel. Evet, neredeyiz Hatice? Evet, şu an Afrika Rönesans heykelinin oradayız. Gerçekten çok büyük bir heykel. Zaten büyüklüğü yönüyle de dikkat çekiyormuş burada. Aynı zamanda Heykeli gördüğünüz gibi bir anne, bir baba ve bir çocuk sembolü var burada. Çocuğun eli bu tarafı doğru gösteriyor. Yani Amerika'yı gösteriyor. Yani bir nevi özgürlüğü temsil ediyor. Annenin eli ise alt tarafı gösteriyor. Yani bana göre aslında sağ tarafı gösteriyor. O tarafta Gore adasını temsil ediyor. Yani zamanında köle pazarladıkları bir ada orası arkadaşlar. Yani geçmişini unutma ama özgürlüğüne de sahip çık demek istiyor bir nevi bu heykel simgesel olarak. Bu şekilde buraları gezmiş olduk. Biz aslında o merdivenle heykelin bulunduğu yere doğru çıkmak istiyorduk Furkan'la birlikte ama girişini kaçırdık sanırım. Alt geçitten inmemiz gerekiyordu. Girişi kaçırdığımız için döndük, sağa döndük, sola döndük falan. Bayağı da yürüdük ve yorulduk. O tarafa giremeyeceğiz o yüzden. Bu taraftan çekmek istedik sizlere. O şekilde. Evet Furkan. Arkadaşlar kocaman bir kertenkeleyle karşılaştık. Bu iguana mı kertenkele mi Hatice? Kertenkele galiba ama Türkiye'dekilerden çok daha büyük. Bakın hareket ediyorlar. Tam da kamufle olmuş vaziyettiler. Şu an fark ettiler bizi. Hareketlerini bazen görebiliyorsunuz. Sizin için yakınlaştırdık. Şöyle bir hareketlenelim. Onlar da hareket edecektir. Bakın gördünüz. Evet gerçekten garip anlar yaşamaya devam ediyoruz. Bu arada Afrika anıtını bulduk. Fakat ön kısmına geçmeye çalışıyoruz. Şu yolu dolaşıp ardından oraya ulaşacağız inşallah. Evet arkadaşlar, böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Şu an yol kenarındayız. Dolayısıyla ses gelmiyorsa lütfen kusura bakmayın. Zor şartlarda size Senegal'i tanıtmaya çalıştık. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha yine Senegal gezilerimiz devam edecek sizler için. Evet, bugün nerelere gittik? Bugün Divinity Camii'ye gittik arkadaşlar. 20. yüzyılda yapılmış Afrika mimarisinin en büyük camilerinden, en özel camilerinden bir tanesiydi. Atlantik'in kıyısına geçtik. Biraz yürüdük Korniş sahili boyunca ve ardından da burada görmüş olduğunuz Afrika Rönesansı heykeline geldik. Ve ayrıyetten de yolda geçerken görüntülemedik ama Türk Büyükelçiliği'nde inşaatını gördük. Evet. Sizler de buraya geldiğinizde o büyükelçilik faaliyette olduğunda ziyaret edebilirsiniz. Bugün hafta sonu olduğu için kapalıydı. İnşallah ilerleyen günlerde ziyaret etmek istiyoruz kendilerini. Evet, böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Evet. Bizi izlediyseniz ve bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğene basmayı, aynı zamanda kanalımıza hala abone değilsiniz, abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyoruz ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin lütfen. Sorularınız için hem yorumlar kısmına hem de Instagram adresimiz 2 öğretmen bir kitabı da ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.